Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Yine yeni bir tarifle beraberiz. Bugünkü tarifim çok pratik. Gördüğünüz gibi sadece 3 malzemeyle çok lezzetli bir atıştırmalık hazırlayacağız. Ben bugünkü tarifimi haşhaş ezmesiyle yapacağım. Ama siz arzu ederseniz zeytin ezmesiyle veya Nutella ile de yapabilirsiniz. Milföy hamurumu ikiye ayırmadan çiftli bir şekilde masaya alıp merdanemle birazcık inceltiyorum. Bu tamamen tercihe bağlı aslında. Ben inceltilerek yapılmış halini daha çok seviyorum. O yüzden inceltiyorum. Çok fazla değil, gördüğünüz gibi birazcık incelttim ve haşhaş ezmesiyle yağ karışımını hamurumun üzerine sürüyorum. Burada eğer haşhaşlı yapacaksanız lütfen çok fazla yağ kullanmayın. Birazcık haşhaşı açacak kadar yağ koyun yeterli. Çünkü milföyler biliyorsunuz yağlı hamurlar. Bu sefer çok yağlı bir his yaratabilir. Üzerine toz şeker serpeceğim. Çünkü ben haşhaşla şekeri birbirine çok yakıştırıyorum. Biraz tatlımsı atıştırmalıklar yapıyorum. Ama siz tuzlu bir lezzet istiyorsanız bu aşamayı es geçebilirsiniz. Tabii ki toz şeker serpmeyebilirsiniz. Toplamda 3 tutam toz şeker serptim. Şimdi bir kesici yardımıyla 4 parçaya bölüyorum. Yani 4 parmak gibi düşünebilirsiniz. Şeritler halinde kesiyorum milföy hamurlarını ve burgu şekli veriyorum. Bu aşamada sürdüğünüz iç harcın dışa ya da içe gelmesi çok da fark etmeyecek. O açıdan kasmayın. Mesela ben bazılarında haşhaş dışa geldi kıvırdım. Bazılarında içe geldi. Hiç sıkıntı yok. O konuda rahat rahat istediğiniz gibi kıvırabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarif zeytin ezmesiyle veya Nutella ile de çok güzel olacaktır. Öyle de tavsiye ediyorum. Ama haşhaş da ayrı bir lezzet katıyor. Bu da inkar edilemez tabii ki. Bütün milföy hamurlarımı bu şekilde burgu yaptıktan sonra 200 derece fanlı fırında kızarana kadar pişiriyorum ben bu atıştırmalık çubuklarımı. Kısa sürede zaten gördüğünüz gibi böyle kızaracak. Biraz soğuduktan sonra da çıtır çıtır yenmeye hazır olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.